Günaydın. Günaydın canım. Hadi sallanma ya. Hey! Oh! 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 Durun lütfen yüzüme! Let. Bir paso. Sizin efendim? Bana da bir tane. İlaç abi, bozuk para taşıma fena halde ağırlaştırıyor beni. Kilomu buna yaklaştırıyor, borcum olsun abicim. Yavrum benim. Osman'la dün çok aradık seni, neredeydin? Önemli bir konu var. Ne konusu, ne konusu? Hayat mamat konusu. Fakat çok önemli. Ya. Git de sor. Şimdi mi? Şimdi. Gerek, çocuklar, ben kahvaltı etmedim, simit alacağım, isteyen var mı? İstemem. Mersi. Sağ ol abla, güle güle. Çok taze, koktu, taze. Biraz versene. Hı. Sahi versene. Çok koktu. Bana da ver. Bir dakika. Bedava mahbaldan tat. Lampa bak gene hususide. Oğlana da bak, Şaban'ın teki. Korkunç bir kız bu. Arabalı çocuklara dayanamıyor. Bu son sevgilisi herhalde. Aydın da tam aşık olacak kızı buldu. Şu çocuğu anlamıyorum bir türlü. O kadar zeki, efendi. Geldi takıldı şu kıza. Bir kenara sıkıştırıp dövesim geliyor şu Aydın'ı. Nalan'ın yerinde olabilmek için neler vermezdim. Ne olurdu beni... Boşver. Akşama yemeğe geliyor musun benimle? Araba bir gün daha bende. Babam yarın gelecek. Olur olur, gelirim. Yalnız eve gelme. Saat 7'de köşe başında buluşalım. Babaannem her seferinde söylenip duruyor. Tamam tamam, hadi atla bakalım arabadan kahküllü güzel. Bugün iyice çalıştım, inşallah hoca beni kaldırır derse. Günaydın, günaydın. Günaydın. Tarih çalıştın mı? Hoca seni kaldıracak bugün. Geçen haftadan söylemişti. Çalışamadım. Nalan'la beraberdim. Nalan'ı belediye otobüsüne mi gezdiriyorsun Aydıncığım? Taksi tuttum dün. Hiç! Ay, hay Allah! Ulan hangi attı bunu? Affet ablacığım! Kaya nişan almıştım, yanlışlık oldu. Günaydın. Sulu erkeklerden de hiç hoşlanmam. Kanmayacak tabii. Bu lauballiniz cezasız kanmayacak. Davet ediyorum. Hepinizi perşembe günü disiplin kuruluna davet ediyorum. Sınıf mümessili herkesin ismini alsın. Madem ki bu kadar işten davet ediyor, gideriz vallahi. Bu sene perşembe günlerimiz dolu. Bıkmadı herif bizi 3 seneden beri disipline vermekten. Neyse. Adamcağızın gönlünü kırmayalım da gidelim. Alınır belki. Evet, evet, gidelim! Güzel kız ne yapıyor bakalım? İyidir, ne yapsın? Bu akşam bana gelir misin? Ha? Yeni plaklar aldım, dinleriz. Bu akşam ders çalışacağım. Yarın akşam gelirim, he? Oldu. Yarın gelip alırım seni. Tamam. Çocuklar üstüne geliyor! Günaydın çocuklar! Günaydın! Günaydın. Ne o Hüsnü? Bize günaydın yok mu? Arkadaşın değil miyiz? Ne üzülüyoruz biz! Ya. Günaydın.
günaydın. Aferin üstü. Sakın kadın kısmına yüz verme, değmez. Biz bir kere yakayı kaptırdık, illallah. Aile terbiyemiz müsaade etmez zaten. Peki sen nasıl evleneceksin? Vakti zamanı geldiğinde ailemiz münasip birini seçecektir elbet. Ay! Oy, aman! Önce sansürledi, sonra dirsekledi! Bugüne Karadeniz bölgesini vermiştim. Sözlüğe katmak isteyen var mı? Hüsnü, sen kalkmak ister misin? Ben İç Anadolu'dan kalksam hocam. Niyeymiş o? Herkes gönlünce mi kalkacak? Aa hocam, estağfurullah! Hani ben birazcık Kayseriliyimdir de, orayı çok iyi bilirim. Ben kalkayım hocam! İyi çalıştım, ben kalkayım! Peki, gel! Sen bize Karadeniz'in ekonomik durumunu ve fabrikalarını anlat. Karadeniz bölgesi, Türkiye'mizin en sanayileşmiş bölgelerinden biridir. 5 çay fabrikası, 4 dokuma fabrikası, 10 balık konserve fabrikası... Ayrıca önümüzdeki yıl 4 çay fabrikası, 3 dokuma fabrikası... Yok canım, attın gene! Ben mi? Şaka yapıyor hocam. Susun! Yeter, susun! 15 gündür dalga geçiyoruz çocuklar. Bugün mümessili seçelim. Hocalar fena bozuluyorlar. Arkadaşlar, kim mümessil olmak istiyor bu sene? Ben olmak istiyorum. Aman bıktırdım be, indir elini. Niye, serbest değil mi? Mümessil olmak istiyorum. İndir lan kolunu. İndir dedim. Tamam, tamam. Açık oylama yapacağız. Yazıyorum adını. Başka? Başka yok mu? Son senede bu kadar dersin arasında hangi enayi ister mümessilliği? Ben! Yazıyorum, Yaşar. Adammış gibi çıkıyorsun, geçen sene işleri berbat eden sen değil miydin? Gürültüyü kesin ya! Başka yok mu? Peki, şimdi cezmeyi isteyenler parmak kaldırsınlar. Üç, dört, beş, cezme. Şimdi Yaşar'ı isteyenler parmak kaldırsınlar. Ne olan herkese parmak kaldırıyorsun? Sana ne? Demokrasi yok mu? Her ikiniz de maalesef çuvalladınız. Ne yapalım peki? Kimi seçelim çocuklar? Ümit'i seçelim! Evet, evet, Ümit'i seçelim! İstiyor musun Ümit? Ümit! Ümit! Arkadaşlar istiyorlarsa kabul ederim. Demokrasiye saygım sonsuzdur! Mümessil müdür bey! Ne olmuş? Seçildi de kutluyorduk. Seçilmişmiş, geç ulan sınıflara! İn lan aşağı! Ulan hala duruyorlar! Anne! Öbür güne haritamı yapar mısın? Nalan'ı yemeğe götüreceğim. Tabii yaparım, iyi eğlenceler. Oturup kendin yapsana haylaz! 3 senedir kıza yaptırıyorsun, kendin fellik fellik geziyorsun! Ne edepsizsiniz be! İyi ki size işimiz düşmüyor. Benim bir tane iyilik meleğim var. Hop oğlum hop, serin gel! Hepinize eyvallah! Yarın görüşürüz! Aydın haritası iyi oldu değil mi? Çok güzel! Şimdi de kendim ilkini şişireyim. Eline sağlık anneciğim, nefis bir şeye benziyor! Ben de hamurunu yoğurdum! Şeker? Şeker getirin, şeker! Hadi servisini yapalım. Ver bakalım onları bana. Al sen şunları. Tamam, onu da bana ver. Çok teşekkür ederim. Annem nefis yapar bu pastayı. Anneanneciğim, bak bakalım falımda bir şeyler var mı? Bakayım kızım.
Aman kızım, yüreğin kabarmış. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Üç vakitte bütün sıkıntılarını atacaksın bir kenara. Eğer muradının olmasını istiyorsan, hı hı, her akşam, akşamla yatsı arası 780 tesbih çekip, hepsinde Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Bir hafta yap bunu. Kısmetin ayağına gelmezse, bana da Emine Hanım demesinler. Hemen bu akşam başlarım. Allah'ım, ne olur dualarımı duy. Aydın birazcık da beni sevsin. Nalan onu hiç sevmiyor, hep aldatıyor, başkalarıyla geziyor. Ben çok seviyorum onu, 3 senedir. Ablacığım, biraz ben de yardım edeyim de çabuk bitsin. Sus! Lütfen beni de yalnız bırak. Lütfen! Allah'ım, Aydın abim ablamı sevsin, ne olur! Çok güzel çocuk, ben de beğeniyorum! Yasemin! Dua ettin mi? Ettim, bakalım ne olacak, ama daha 6 gün var! Daha dün annemizin kollarında yaşarken, şimdi hop, durun! Damat ve gelin için hep birden düğün marşı! Tek yaşamadayım be! Anla uzattınız ha! Günaydın. Günaydın. Haritamı yaptın mı? Tabii. Yaşa. Sen dünyanın en tatlı kızısın. Çok teşekkürler. Olsun. Teşekkür etti ya. Hem daha 6 gün var. Üzülme ablacığım. Mutlaka kes lan şu ortaya, geç yerine. Günaydın çocuklar. Bugün de kalbimizi kırdın Hüsnü. Yine erkeklere selam veriyorsun. Arkadaşlık öldü mü Hüsnü? Aman gevşeme. Çözülme Hüsnüm. Eksik eteklere sakın aldırma sen. Kahrolsun bunlar. Ah! Bir lokma ver Hüsnü! Hüsnüm benim, bir lokma ver! Ver lan! Aldım! Bak Hüsnü, senin baban pastırmacı değil mi? Hı. Sana çok kolay para kazanmanın yolunu öğreteyim mi? Evet! Gel senle, pastırma ihraç edelim. Sen 2 kiloluk pastırma getir, bir bakayım kalitesine. Derslerim aksar diye düşünme, benim ihracatçı yeğenlerim var. Hey çocuklar, müfettiş geliyor bugün! Hem de tarih dersine! Aman, gelecek günü buldu! Öteki sınıflara da hep tarih dersinde gitmiş. Sorduğu soruları aldı. Hepsi aynı. Zor mu? Yok canım, çok gürgün sorular. Hep Fatih Devri'ne ait şeyler soruyormuş. Adı üstünde zaten, Fatih Dağcı. Fatih Devri'ni Mete anlatsın, başka konu bilmez zaten. Soruların makine gibi cevaplandırılmasını istiyormuş. Sonra da... Sevgili çocuklar, şimdi ben de talebe gibi aranıza oturup dersi dinleyeceğim, diyormuş. Yaz soruları! Bir! İstanbul kaç yılında alındı? İki! En takdir ettiğin Türk büyüğü! Üç! İstanbul... Ver lan şunu, kendi yazdığını kendin okuyamıyorsun, hadi! 3. İstanbul'u kim fethetti? 4. Süleymaniye Camii'ni kim yaptı? Cevaplar: 1453, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Böyle soru mu olur be? Ne adam bu böyle be? Tamam Hüsnü, kalkıyorum. Arkadaşlar! Tarih dersinde sınıfımızı Hüsnü temsil etsin. Ciddiyeti ve efendiliğiyle bu hak onundur. Yok, istemez. Sınıfımızda çok akıllı kardeşlerimiz var. Olur mu Hüsnü? Sen az akıllı mısın? Ama canım... Hadi kurtar bizi. Sen temsil et sınıfımızı. Hadi. Hadi Hüsnü. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, hatırınızı kırmayayım. Ay yaşa! Sen soruları ezberlemen. Hadi bakayım. Tamam, oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun... Arkadaşlar! Şimdi de Herodot Baba'yı bir işletelim, var mısınız? Nasıl?
Okula müfettişin geleceği iyice yayıldı. Fakat adamı kimse tanımıyor. Bak şimdi ablacığım. Bak. Önce sınıfımızın playboy Aydın kardeşimizden yakışıklı pardösüsünü rica edelim. Bir dakika be oğlum be. Görüyorsun meşgulüz işte. İyi ki meşgulsün. İki saattir fanfinfon. Yeter be kardeşim. Ne yapacağım pardösüsü? Ya git getirsen karışma ötesine. Peki, peki. Sen de öğretmenler odasından bir fotoğraf kap gel. Sakın yakalanma, tamam mı? Al bakalım, ne halin varsa gör. Hah! Ha, şöyle bir giyelim. Ne yapmak istediğini bir türlü anlayamadım. Tamam. Şimdi de Yasemin kardeşimin gözlüğünü alayım. Nasıl oldum acaba? Vallahi iyi oldu ama... Dur, daha bitmedi. Bir şeye benzedi değil mi? Nalan kardeşimiz makyaj kalemini bir lütfetsin, ondan sonra bir şeye benzeriz. Var mı makyaj kalem? Kalemini ablacığım verir misin? Tamam. Al bakalım. Mersi. Şimdi de eli resim yapmaya en yatkın olan ablamız Yasemin hanım kardeşimizin önünde saygıyla diz çökeriz. Hadi abla, ihtiyarlat beni. Ya çocuklar yapmayın, iş açılacak başımıza. Ablam benim. Aman Osman! Al bakalım gözlüğü. Nasıl oldum? Çok iyi. Amma tip oldun ha. Gel şu aynana bakalım. Al. Amma değişmişim be. Ben bile zor tanıdım kendimi. Hey çocuklar, durun bakalım. Hüsnü Keriz'in intikal süresini ölçelim. Çaktırmayın. Hey itler! Ne yapıyorsun evladım? Ders çalışıyorum hocam. Aferin, çalış çalış. Bunlar gibi haylaz olma. Olmam. Yuttu Keriz. Amma da değişmiş Keriz. Anlamadım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun, bunu şöyle buyurun, şöyle. Bu ne makyaj böyle? Yoğurt çanağına dönmüş suratın. Ciddi ol biraz. Peki canım. Bu ne saç böyle? Ya bu göbek? Nerede büyüttün bunu ha? Evet, evet hocam. Biraz da sohbet edelim çocuklarla. Efendim? Biraz da çocuklarla sohbet edelim diyorum. Sohbet. Buyurun, buyurun. Kalk bakalım. Yılışma, kalk. Baksana lan. Hocam, bu ne gevşeklik? Hala yılışır. Kalk bakayım. Ne oluyor lan? Kalk diyorum sana. Bir. Kalk bakayım. Bravo. Gelme lan üstüme. Yürü. Anlat! Ne? Fasulyenin faziletlerini! Efendim, buyurun. Altı Edebiyat C Şubesi. Tarih dersi işliyorlar. Neydi o arkadaşınız? Yoksa bir temsil için hazırlığınız mı? Temsil efendim, evet temsil, öyle değil mi çocuklar? Temsil efendim, hadi ulan! Gördünüz ya efendim, temsil, hadi, hadi! Buyurun sayın müfettişim! Sizlere birkaç küçük sorum var, sonra aranıza oturup dersi izleyeceğim. Bakalım şimdi kim kalkacak? Hüsnü kalkacak.
Yaşlı bir öğrenciye benziyor. Evet efendim, eski öğrencilerimizdendir. Epeyce sene kaybı var. Ha. Oğlum, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın dedim. 1453. İstanbul'u kim fethetti? Babam. Kim? Babam! Baban kim oğlum? Mimar Sinan! Kim baban oğlum? Mimar Sinan! Peki Mimar Sinan ne yaptı? İstanbul'u fethetti! Kim? Mimar Süleyman! Oh. Hocam, hocam! Bu ne rezillik! Okulumuzun şerefini iki paralık ettiniz! Hepinizi cezalandırıyorum! Okuldan iki gün uzaklaştırıyorum! Az az! Üç gün uzaklaştırıyorum! Dört gün uzaklaştırıyorum okuldan! Arkadaşlar, şu masum çehreye bakın! Biz 4 gün okuldan uzaklaştırma aldık, hadi biz hak ettik! Ama bu, okulumuzun en eski, en kıdemli... 6 yıldır okulumuzdan ayrılmaya hala gönlü razı olmayan bu kardeşimize yazık değil mi? Bu çehresi toparlak kardeşimizin ne suçu var? Çok geri kafalı ama, bize selam bile vermiyor. Olgunluk, insanları olduğu gibi kabul etme seviyesine gelmektir. Bizde bu eksik çocuklar. Eğer yapmamız gereken bir şey varsa, bu da... ...arkadaşımızı eğitmektir, alay etmek değil. Eğitiriz, sen hiç merak etme. Bundan sonra sözlerinize ve hareketlerinize hiç aldırmayacağım. 6 yıldır çok şey öğrendim bu okulda. Kimseye önem vermeden doğru bildiğim yolda yürüyeceğim. Aman Hüsnücüğüm, sen bizi yanlış anladın. Biz seni çok seviyoruz ama sen bize hiç katılmıyorsun. Katılırsan çok memnun olacağız. Bilmem Hüsnücüğüm, dur bakayım. O senin cebindekiler ne üstü? Ne diyorsun? Arkadaşlar! Tövbe! Bu ne Hüsnü? Tövbe! Hüsnü bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Ne oluyor? Ne oluyor bakayım? Ne bu çıplak kadın fotoğrafı Hüsnü? Tahtaya gel bakalım. Söylesene oğlum, Ege bölgesinde kaç tane büyük nehir var? Nereden çıkar, nereye dökülür? Ha, söylesene! Üç efendim! Otur yerine! Telefonla, telgrafla ders olmaz! Geçemeyecek miyim hocam? Burası vapur turlu kesimi oğlum, her gelen geçecek! Postacı, sen de çık dışarı! Allah'ım, ne olur sesimi duy artık! Aydın beni sevsin. Nalan hiç sevmiyor onu. Dün başkasıyla yemeğe gittik. Ben çok seviyorum Aydın'ı. Tam 3 seneden beri. Gün doğanın 7. günü. Bakalım tesiri olacak mı? Öyle heyecanlıyım ki... Ben de geberiyorum heyecanla. Çocuklar, Aydın geliyor. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hop, merdivenin olalım. Bizi elde geç abi. Ya bırakın sabah sabah sevsekti. Al bakalım güzel kız. Yapma mı sahici mi? Kokuyor mu abla? Ulan Aydın, bayıldın gene 7,5 kilo. Çapkınlık masraflı kesin iş. Be! Yalvardım.
Ne olur artık sesimi duy. Nalan dün başkalarıyla geziyordu gene. Aydın anlasın onun ne biçim bir kız olduğunu. Allah'ım, Yasemin'in duaları kabul olursa bulgur pilavı adayacağım. 40 kişi. Ah, haçlığına göre adasana. Hepiniz gelirsiniz değil mi? Çok eğleneceğiz. Emin, Kaya, siz de gitarlarınızı getirin. Sene sonundaki konserin ilk provasını evde yaparız. Doğum günüm olduğu için kimse ses çıkaramaz. Doğum günüme sen de gelir misin Hüsnü? Epey eğleniriz herhalde. Ben sazlı sözlü, kadınlı erkekli toplantılardan pek hoşlamam Yasemin Hanım kardeşim. Ama sizi şimdiden samimiyetle ve en içten kalple tebrik ederim. Bravo. Teşekkür ederim. Belki Aydın benimle dans eder. Yeni elbisemi giyeceğim. Biraz da makyaj yapacağım. Bir bakarsın Allah şaşırtır da Nalan'dan soğur sana aşık olur. Yok be, öyle sadık ki salak. Bir tutulunca bir daha bırakmıyor. Ama bana öyle geliyor ki anlıyor gibi artık Nalan'ın ne mal olduğunu. Kızın hastalığı araba. Spor araba olsun da içinde kabak otursun kabul. Çocuklar, iki şişe olalım, sonra kafamızı buluruz biraz. Evet, yaşadı. Sen su iç. Çok mutlu senelere. Tatlı arkadaşım. Bak sana doğum gününde neler aldım bana harita yapman için. Teşekkür ederim. Ablacığım, Aydın abime onu sevdiğini söyleyeyim mi? Sen söyleyemiyorsun çünkü. Sakın abi, öyle bir şey yaparsan ölürüm sonra. Söylenir mi böyle bir şey, çıkar aklından? Peki, peki, söylemem, korkma. Gelecek. İdare et durumu Aydın sorarsa emin. Evden çıkamıyorum kolay kolay. Her seferinde söyleniyor babaannem. Nasıl idare ederim Nalan? Ya anlarsa? Anlamaz, anlamaz. Sorarsa evden telefon edip acele çağırdılar dersin. Bir şey uydur işte. Dün Ali ile 250 yaptık Suadiye'de. Görsen ne müthiş bir araba. Arkadaşlar, arkadaşlar! Şimdi size senin en müthiş solistini sunuyorum. Gönlümüz Aydın! Çamdansa kız akıyor, çamdansa kız akıyor. Kız nişanlım batıyor, kız nişanlım batıyor. Bu yana da dön gel sar beni, bu yana da dön gel sar beni. Sağ yanımda yârim var, sol yana dön. Thank you.
çıkma boyun görürler. Oy canım nenni nenni. Giden nişanılın dönmüş, giden nişanılın dönmüş. Burcu burcu kokuyor. O yana da döner sar beni, bu yana da döner sar beni. Sağ yanımda yârim var, sol yana döner beni. Sağ yanımda yârim var, sol yana döner beni. O yana da döner sar beni, bu yana da döner sar beni. Sağ yanımda yârim var, sol yana döner beni. Sağ yanımda yârim var, sol yana dönder beni. Bak şimdi, şişe, viski şişe, bu kadar, çıt, elimiz yanı, bu kadar! Nalan nerede? Gördün mü onu? Telefon edip evden çağırdılar, gitti. İşi aceleydi herhalde. Herhalde. Çünkü arabalı bir abi göndermişler evden. Sen sus bakayım, git. Dans edelim mi? Tabii. İnsan bazen kendini ayarlayamıyor. Nalan'la olan ilişkimi bir türlü düzeltemiyorum. Bazen yanlışa düştüğümü anlıyorum ama yanlışın ne olduğunu bilemiyorum. Öyle huzursuzum ki. Zaman çok şeyi değiştirir Aydın. Kendini en kısa zamanda toparlayacaksın. İnanıyorum. İçimdekileri sana anlatmak öyle büyük bir ihtiyaç ki benim için. Sen olmasaydın ne yapardım bilmem. Seni çok seviyorum. Alık etme işte. Çok meşhur bir hocaymış. Böyle şeyler olmaz çocuklar. Hocayla her şey halledilecek olsa dünyada kimsenin derdi kalmazdı. Canım sen inan yeter. Bir kere deneriz. Millet boşuna mı Türkiye'nin bir ucundan kalkıp adama gidiyor? Aman Yasemin, amma inatçısın. Anneannen de anlattı. Zati Hanım'ın kocası 3 aydan beri eve uğramıyormuş. Kadın bu hocaya gitmiş. Adam ben sana kocanı 2 gün sonra geri getiririm demiş. Kadın adamın dediklerini yapmış. 2 gün sonra kapı çalınmış. Kocası karşısında değil mi? Adam o günden beri evden dışarı çıkmıyormuş. Yalan mı? Anneannen anlatmadı mı? Doğru. Ama Aydın'a yapamam ben. Böyle elde edilen bir sevgi insanı küçültür. Aptallaşma! Üstelik Aydın'a hayatının en büyük iyiliğini yapmış tabii olursun. Çocuğun boynuzlara aya varacak neredeyse. Oyuncak oldu onun elinde. Daha fazla alay konusu olmasını mı istiyorsun? Aydın'ı kurtarmak senin elinde. Düşün! Hep onun yanında olmak istemez mi? Emine el şeyin hayyem ve ayak ve yahud emin ve yâr 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 Benim güzel olan halimiz de şimdi yavrum Hüsnü Efendi. Benim bir halim kablam Hüsnü Efendi. Bu haber değil, halim yani. Çok tuzlu. Ben bir kez bekar Hüsnü Efendi. Ben bir kez Efendi ya da hu da hu da bize dedi. Allah'a gülmez. Ben Allah'a bir şey verdim. Ben ben lazım. Ama ben şeyden öfendi. Neden harimcem. Gümmeler gizliyem. Hüsnü Efendi. Bak kızım.
bunu sevdiğinin giysisine dökeceksin, o anda sana dönecek. Gözü senden başkasını görmeyecek, peşinden ayrılmayacak. Borcum ne kadar? 150 lira. 150 lira. Sizde var mı? Kız döndü. Benim kutuyu getir. Çıkmıyor. Tamam. Jimnastik dersinde herkes soyunup bahçeye çıkınca sen yukarı koşup Aydın'ın ceketini suyu boşaltırsın, tamam mı? Bugün en büyük gün. Son derse kadar zor dayanacağız. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Arkadaşlar, hava soğukça biraz. Üşüdüğünüzün farkındayım. Konumuz yakın boğuşma. Judo yani. Oldukça hareketli bir spor olduğundan üşümeye de mani olur. Anlaşıldı mı? Evet. Eş tutmak için sağdan say. 1, 2, 3, 4! Ne bağırıyorsun kardeşim? Bağırmıyorum hocam, bağırıyorum. Dikkat et, sağdan say. 1, 2, 3, 4! Ne oluyor kardeşim? Dikkat et, sağdan say. 1, 2, 3, 4! 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16! Son kalan yanıma gelsin. Ne var hoca, söyle bakayım. Bu ne gayri ciddilik kardeşim? Geç şöyle bakayım. Bakın çocuklar, şimdi çok basit bir numara gösteriyorum. Ver bakayım elini. Hop! Ay, yerde. Of, ah! Tekrar ediyorum. Uf. Ver bakayım elini. Oh. Dikkatle izleyin. Hop! Ay. Yerde, bu kadar basit. Ay benim, geç. Of! Allah'ım, Hüsnü bana aşık olmasın. Uf! Hüsnü bana aşık olmasın. Hüsnü bana aşık olmasın. Hüsnü bana aşık olmasın. Hüsnü bana aşık olmasın. Nerede kaldı bu otobüs ya? Amma da gecikti ha. Şuna bakın. Ne olan Hüsnü, bu çiçekleri yiyecek misin? Yasemin Hanım kardeşim, size en derin hürmetlerimle bu çiçekleri sunarım. Sağ ol Hüsnü. Beni hatırladığın için çok sevindim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Denizlerden, derin rüzgarlardan senin, senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Mektup yazıyor, aşık galiba. En sonunda Hamlet, Ofelya'sını buldu.
seni seviyorum. İnan bana. Enay enay dolaşma burada. Hüsnü abine git de pastırmalı ekmeğine yardım et. Bak aşk hastası olmuş yiyemiyor. Hadi. Semin. Yarın akşam benle yemeğe gelir misin? Arabayla dolaşırız. Olur, gelirim. Yok ulan, bir tek müzik iyi be. Belgün Koçak. Teşekkürler hocam. Sema Koçak. Teşekkürler. Ayten Aran. Teşekkürler. Hüsnü Karınca Ezmezoğlu. Ben tane. Hepinize iyi tatiller çocuklar. 15 gün sonra görüşürüz. Ama anneyi kırık yok, 5'le kurtarmışım. Benim askerlik kırık, işe bak. Ya. Ulan iki kırık be! Ben bir bekliyordum, hay ha! Hiç kırığım yok! Kurtardık yine! Nasıl idare ediyor bu kız bu kadar işi? Biz olsak yüzümüze gözümüze bulaşıyoruz! Ya. Ama ben 8 kırık alacak kadar aptal değilim ki! Hüsnü Bey kardeşim, sen zekisin! Sana kırık veren o 8 hoca aptaldır! Benim de kırığım yok! Benden kopya çektim de ondan! Çocuklar, 15 gün birbirimizi göremeyeceğiz! Çok özleyeceğim sizleri! Biz burada birbirimizi görürüz ama sen uzağa gidiyorsun. Hava değişimi belki iyi gelir sana. Beni geçirmeye geliyorsun değil mi? İşim çıktı, gelemeyeceğim. Dün gelirim demiştin. Bugün de işim çıktı diyorum. Coğrafya 10. Yasemin, hı? Haritalarımı yapacaksın değil mi? Tabii. Dördünü de. Tabii. Ben ailemle Kayseri'ye gidiyorum. Yasemin Hanım kardeşim, sizi mektupsuz bırakmam. Sağ ol Hüsnü. Bana da yazarsın değil mi Hüsnücüğüm? Peki, size de yazarım. Şu işe bak be, ne derim şimdi ben pedere? Vıdı vıdıya başlar hemen, böyle karne getirmeye utanmıyor musun diyerek iki karış da surat. Aslında günümüzde ana babalar iki kırığı olan evlatlarıyla övünmeliler. Gel anlat. Hemen bak, oğlum iki kırık getirmiş de sevinmeyi bilememişim diyecek. Hemen arka arkaya sıralar yasakları. Bir, gitarını eline almayacaksın. İki, gece atımını sokağa atmayacaksın. Üç, okuldan doğru eve. Dört, beş, altı, sürer gider bu. Ya onun da kolayı var. Giderim anneme, anneciğim derim. Ne olursun anneciğim, karnemi babama sen göstereceksin dedim mi, şıpın işi çözer meseleyi. Merhaba Yasemin. Merhaba. Senden bir ricam var, ne olur yardım et. Tabii, ne? Şu mektuba bir cevap yazar mısın? Aydın yazmış, benim hiç vaktim yok. Adresi arkada. Seni seviyorum filan deyiver, ne olur yardım et. Doğru mu bu yaptığın, ya anlarsa? Nereden anlayacak canım? Aklına bile gelmez. Hem ne yapayım, Aydın'ın arabası yok ki, dolmuşta sürünüyorum. Bırak o zaman onu. Bırakırdım ama Ali'ye de güvenim yok. Ne olur ne olmaz, elde bulunsun. Ne olur Yasemin, içinden ne geçiyorsa yazıver, bir şeyler at işte, senin edebiyatın iyidir. Al hadi, ben gidiyorum, hadi yaz! Aydın, sevgilim! Sana sevgilim diyorum. Bu o kadar güzel, o kadar sıcak bir his ki... Seninle her anımı paylaşmak... Bütün ömrümü seni görerek, seni hissederek geçirmek istiyorum. Yalnızlık içinde, her şeyden uzak... Senin mutluluğunu paylaşmak... Hayatımın tek mana ve tek gayesi. Beni sev Aydın. Bana sevgilim de. Ben sana hayatımın her anında öyle sesleniyorum. Yağmur, rüzgar, kar, hepsi bir günde geçti. Bir tek sen geçmedin bu yoldan. Gözlerim yoruldu artık beklemekten. Yoksa bulutlara mı karıştın benden uzaklaşmak için? Kaçma, kaçamazsın benden. Sen bulutsan ben de yağmur. Gene de seninle olacağım.
Dağlardan, tepelerden aşıp denizlerde olacağız. Ve sen gene benim olacaksın. Günaydın Nalan. Günaydın. Mektubun beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Bazen sevgimizden şüphe etmiştim. Utandım. Ya, öyle mi? Size memleketimin hususiyetlerini takdim ederim. Pastırma, kaymaklı şeker. Ayrıca görüştüğümüze de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim Hüsnü. Ben de mektupların için teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol. Her iki günde bir yazdım, sizi mektupsuz bırakmamaya çalıştım. Sağ ol. Fakat bunları arkadaşlara dağıtalım, ne dersin? Hop, ben bu işi beceririm ablacığım, ver bakayım. Ben daha iyi yaparım, ver. Vay Hüsnücüm, teyzem yaptı bu kaymaklı lokumları. Evet arkadaşlar, Kayseri dolaylarından biri aşığın armağanlarıdır bunlar. Yiyelim de hep beraber sevabına nail olalım. Abi! Ulan sinek bu pastırmayı da sen ye, belki şişmanlarsın. Sağ olasın kardeşim. Aydın Bey kardeşim, arkada boş yer var. Niye oraya oturuyorsun? Kıskançlığı bırak Hüsnücüğüm. Ama olur mu? Hislere hürmet etmek gerekir. Neler oldu bilsen Yasemin. Nalan'la o kadar iyiyiz ki beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sana okuldan sonra her şeyi anlatırım. Olur. Beraber yürürüz okuldan sonra, anlatırsın. Şimdi sana emanetlerini vereyim, al. Bir tanesin sen. Sen layık değilsin böyle iyiliği ama yapıyor işte kız. Aman! Aman cadı! Nalan'dan son zamanlarda şüphelenmiştim. Dürüst değil gibi gelmişti bana. Başkaları var zannetmiştim aramızda. Şimdi kendimden öylesine utanıyorum ki. Yazdığı mektubu görmeliydin Yasemin. O kadar büyük, o kadar derin ki bu sevgi. Bir türlü inanamıyorum. Arkadaşlar, müdür bey yazılı yapmaya geliyor. Ha, nereden öğrendin? İstihbarat evladım, biz teşkilat adamıyız ve bizimle ilgili haberleri anında öğreniriz. Ulan hepimiz tıntınız. Fena yakaladı bu sefer bizi. Kopyalıkları da hazırlıyorum. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, paniğe kapılmak yok. Bu işler teknik meseleler. Öğrenciliğimizin başarılı sürmesi için bir, soğukkanlı olmalıyız. İki, geliştirdiğimiz kopya tekniğini başarıyla uygulamamız lazımdır. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Ne eyse yavrucuğum, bir ufak briefing her şeyi halleder. Evet teorisyenler, buyurun briefing'e. Evet briefing'e. Stratejimizi korkunç derecede güzel çizelim. Ve stratejimize dayalı olan taktiğimizi de fena halde iyi işletelim. Tamam mı? Oturun. Kaldırın kitapları, defterleri. Sıranın üstünde dersle ilgili hiçbir şey kalmasın. Yasemin, al şu kağıtları, dağıt sınıfa. Kıpırdamak yok! Gereksiz hiçbir hareket istemem! Başlıyoruz yazılıya! Yaz! Sual 1. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal'in şiir anlayışları... 2. Yahya Kemal'in şiirinin özelliklerini... 3. Abdülhak Hamid'in şiirindeki gelişmeleri açıklayınız. 40 dakika vaktiniz var. İyi düşünün, öyle yazın. Bakın, son defa ihtar ediyorum! Kopya çekenin vay haline! Önüne dön! Bırakın kalemleri! Hareket yok! Yasemin, topla kağıtları! Ver bakayım. Buyurun efendim.
İmtihanım iyi geçti. Sınıfımızı geçebiliriz inşallah. İnşallah, inşallah. Hüsnü Bey kardeşim, tahsilinizi bitirince ne yapmayı düşünüyorsunuz? Münasip bir kız bulursak evleneceğiz inşallah. O münasip kızı buldunuz mu bari? Bulmuşuz. Eğer hanım kızımız bu işe evet derse, bu iş olur inşallah. Ate çocuklar, müdür okumuş yazıları. Sonra ne olmuş? Bak şuna bak. Hadi be, seni mi dinleyeceğiz? Bana bak, bugünlerde kafamı kızdırıyorsun ama. Ya, okusana. Yasemin 8, Necla 7, Aydın 7, Ümit 7, Hasan 7, Ali 10, Süleyman 3, Hüsnü 1, Ahmet 5, Ali Hikmet 4, Gülden 9. Yerleriniz burada yazıyor. Hoca geldi şimdi. Öğretmen derse girince öğrenciler yerlerine giderler efendim. Mevcut tamam mı evladım? Tamam hocam. He? Tamam! Evet. Geçen hafta yaptığımız yazılı yoklamalarınızı okudum. Lakin Edebiyat Şubesi son sınıfına yaraşır bir yoklama olmamış maalesef. Bir efendi de üstüne tüy diker gibi herzeler döktürmüş yoklamasına. Numune olsun diye getirdim yanımda kağıdı. 331 Hüsnü Karınca Ezmezoğlu. Buyurun hocam. Evladım, sen hangi kitaptan çalıştın? Cumhuriyet tarihinden hocam. Sivas Kongresi'nin şartları olarak neler yazdın? Kitapta yazanı hocam. Peki, Amerikan öküzünü nereden çıkardın? Üslerden. Öküzü mü? Kitapta yazıyor hocam. Aç kitabı, oku bakalım anlaşmayı. 1. Milli hudutlar içinde vatan bir bütündür. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde millet birlikte müdafaa ve mukavemet edecektir. 3. Hristiyan unsurlara... 4. maddeyi okuyunuz efendi. 4. Peki hocam. Madde 4. Amerikan mandası kabul edilemez. Mandaymış. Benim aklımda öküz olaraktan kalmışmış hocam. Kusura bakmayın. Pek muhterem Yasemin Hanım kardeşim. Engin'de bir gemi yoktu yelkeni. Unutma beni. Unutmam seni. Kulak nerede? Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika! Müdüre gidip sene sonu konseri için salonu istememiz lazım. Daha derli toplu olur çalışmalarımız. Doğru. Biraz ciddi tutalım şu işi artık. Belki salonda çalışmamıza da izin verir. Evet. Kim konuşacak müdürle? Ben konuşurum. Hocam, biz her senekinden daha değişik bir şey yapmak istiyoruz. İzin verirseniz bu sene sonunda temsil vermeyelim de konser verelim. Nereden çıktı bu fikir? Siz de her seneki gibi Hamlet'i oynayın. Biz daha değişik bir şey yapalım dedik. Çok hazırlandık hocam, ne olur. Ne olur. Neler hazırladınız bakalım? Saz heyetini dışarıdan mı getireceksiniz? Hı? Konserlerinizi kimler eşliğinde icra edeceksiniz? Saz heyetinin değil mi? Hayır hocam. Bizim orkestramız var. Emin elektro gitar, Ekrem bas gitar. Anlamadım. Ne konseri? Pop müziği hocam! Ha? Pop müziği hocam, klasik değil. Pop, pop! Ne? Pop, ne? Pop, 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 pop! Oturun! Yıl sonu temsil ve konserlerinin provalarının hazırlanması gerek. Bu konuyla ilgili program hazır. Önceki senelerin aynı olacak. Adet yerini bulsun diye. Temsil olarak Hamlet'i hazırlayacaksınız. Ezbere en kuvvetli olan hazırlansın Hamlet rolüne. Sen! İyidir değil mi ezberin? Evet hocam. Al! Bu kitaptan ezberleyeceksin. Konser için klasik Türk musikisinden örnekler söyleyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Umarım ki bizi rezil etmezsiniz. İçim ölüm gibi simsiyah, imdad edin ey melekler! Bir yap da görelim ulan rolünü!
Olmak veya olmamak, işte bütün mesele bu! To be or not... Ver ulan şu kitabı! Sırf ezberi kuvvetli diye Hamlet rolü mü verilir adama? Kabiliyet gerekir buna! Abi, o da seninle maşallah hiç yok! Bir de bana bak, bu taraftan Tarık Akan! Bu taraftan John Wayne! Tarık Akan'la John Wayne'nin ölmüş halleri! Kesin şamatayı çocuklar, Türk müziği konseri nasıl vereceğiz onu düşünün! Olmaz ki! Yapamayız, pop müziğine göre ayarlamıştık her şeyimizi! Sen ne diyorsun Üstü Bey kardeşim? Bana kalırsa müdür bey bir parça yanılıyor! Biraz daha nazik ve bize destek olabilir pekala! Ama niye böyle yapıyor ya? Duygulum benim! Çocuklar, bu işi muhakkak yapmalıyız! Şerefimiz söz konusu, yoksa rezil oluruz millete! Niye böyle eblek eblek düşünüyoruz? Madem ki bu salon bize yıl sonu konser için verilecek değil? Evet! Biz kendimiz bir plan çizer, bir program yaparız, bunu prova ederiz aramızda. Değil mi? Sonra da çıkarız sahneye. Bir kere içeri girelim yeter ki. Bir kere içeri girdik mi kimse atamaz bizi. Tabii. Öyleyse ilk işimiz programımızı hazırlamak olsun. Tamam mı? Yasemin, ben seninleyim. Babaanneme sizde olduğumu söyledim. Beraber ders çalışıyoruz, olur mu? İdare ediverin. Belki bu akşam bana evlenme teklif edecek. Ah, öyle heyecanlıyım ki! Aman, Aydın ne sevinir! Belki senin nikah şahidin olur. İğnelemesen olmaz sanki. Yaseminciğim, iyi kokuyor muyum? Ah, baksana, yeni aldım bu parfümü. Çok kuvvetli. Öyle sürmüşsün ki bir kilometreden eşek ölür. Aman sen de! Neyse, Allah'a ısmarladık. Dua edin bana, ne olur. Güle güle. Mektup! Ne mektupmuş bu böyle? Yazdım tabii! Yazdım ama şimdi hislerim değişti! Rahat bırak beni! Ne biçim konuşuyorsun? Bir hafta evvelki Nalan değilsin sanki! Yalan mıydı bütün söylediklerin? Kimdi o çocuk? Evet, değiştim! Bir hafta önce seni seviyordum, şimdi de onu, tamam mı? Dolaşma artık peşimde! Seni tanımasam, sana neredeyse... Belki de düşündüğün gibiyimdir, ne fark eder? Hayır. Yasemin Hanım, ne oldu? Seninki gene Nami dolatıyor. Ne oldu Aydın? Nalan'la kavga ettik. Dün bir çocuğun arabasında gördüm onu. Git konuş onunla. Ne düşünüyorsa açıkça söylesin. Gördüklerinden sonra hala gidip konuşmam gerekli mi? Ama illaki konuşmamı istiyorsan... Bilmiyorum Yasemin. Bilmiyorum. Akbaba! Kuş! Lelek! Ku! Ördek, ku! Aa! Cinayet, adam vurdu kendini! Öldü mü? Yok, ölüm! Öldü! Ne? Ölüm! Ölecek! Neydi dünkü rezaletiniz? Deliler gibiydiniz vapurda! Delilik parayla mı? Çok başarılıydık ama, değil mi? Açmış kocaman bir çiçek gibiydin Hüsnü! Aslında kadınlı erkekli müşterek gezileri tasvip etmiyor, yani onaylamıyorum. Erkeklerimiz ayrı bir vapurda, hanımlarımız ayrı bir vapurda gitselerdi, daha nazik olurdu. Seni bir kuş kafalı seni! Biraz da bize bırakın şunu! Kalk lan! Kalk! Kalk bak! Nedir lan senden çektiğimiz bizim he? Ne olur mu ulan? Ölmeyeceğiz! Biraz yıkayacağız gelme, geri! Gelme, korkma! Önce ölçülerini alalım, gel! Ölçü, ölçü, ölçü!
56'dır benim başım. Hayır, 54. Demek ki çekmiş. Öyleyse 54 numara kafayı güzelce bir yıkayalım arkadaşlar. Yıkayalım, olur mu? Hadi bakalım. İşte tas. İşte sabun. İşte havlu. Yıkayalım da bütün kötülüklerden arınsın. Hamamda beyin yıkanır fikirle. Hüsnü'nün beyleri. Yasemin'i rahat bırak, rahat bırak Yasemin'i. Yasemin'i rahat bırak, rahat bırak Yasemin'i. Ondan sana fayda yok. Yok. Ondan sana fayda yok. Yok. Oturun lütfen. Yoklama tamam mı? Tamam hocam. 3 izinli, 38 mevcut. Tamam, 41 kişi hocam. Teşekkür ederim. Bu ders size renklerin primitif insanlar üzerindeki etkisini anlatacağım. Hadi ulan dağıtsana be! Hadi! Konuşmayın bakayım siz! Kırmızı renk, Afrika insanları üzerinde... İki pot daha! Hadi, başlıyor! Size konuşmayın demedim mi ben? Kırmızı renk, Afrika'da kabileler... Hadi! Neyin var oğlum senin? İki asım var hocam! Dışarı çık bakayım! Çıkalım hocam! Evet! Afrika kabilelerinde... Sen anlat bakayım, nerede bu çocuk? Emin onu dışarıdan ışınladı hocam! Kral, pelerinini getirdin mi? Pelerin bulamadım ama çarşaf getirdim. Ya taç? Bu olur mu? Ulan taç dedik bu fes be! Olsun canım, sahnede bu pelerin olur... ...bunun yerine de taç giyerim. Yaşa! Bize rol yok mu? Heveslerin yapacağı iş değil bu. Ne yani? Ne yanisi yok, kıvıramazsın. Kıvıramazmışım, al işte! Oğlum sen oynamıyorsun, kendi eksenin etrafında dönüyorsun be! Rol yapmaksa rol de keseriz! Tamam mı? Bak o doğru işte! Her tarafın rol senin! Bırak, hiçbir şey yapma, şöyle bir geç sahneden... ...seyirci yerlere yatar seni görünce gülmekten! İyi, yapın da görelim bakalım! bak, bir dakika, ben ne yapacağım? Sen mi? Sen de benim kellem olacaksın! Senin kellem mi? Sus ulan cahil! Bu Hamlet olacak, sen de onun elinde taşıdığı kelle olacaksın! Elinde taşıdığımı? İyi, hadi taşı! Damperli kamyon muyum lan ben, hös be! Uzat gerdanını! Şöyle! Ne yapacağım şimdi? İşte, elimdesin meseladan! Ulan o meseladan Hamlet, sen de meseladan kellesin işte! İyi, anladık meseladan! Ey kelle! Güzel kellem benim! Bir zamanlar sen eşek kellesiydin galiba! Ben gireyim mi? Gir! Neden gözleriniz nemli Hamlet? Seni görünce yaşarmıştır da ondan! Sarhoş olup kafamı bulmama neden yardımcı olmuyorsun? Amerika mı olan bu yardım etsin? Hayır. Lan kelle! Kafamı bozuyorsun ama! Hüsnüm benim, aferin sana! Bir koku var sende. Kimde? Sıcak yaz akşamlarına mahsus. Ellerinde mi, gözlerinde mi, saçlarında mı bilmem. Bir koku var sende.
sıcak yaz akşamlarına mahsus. Muzaffer, Tayyip, Uslu. Hadi siz de, yoksa alırım ayağımın altına! Affedersiniz, siz devam edin, rahatsız olmayın. Katile engel oldunuz mu, kurtardınız mı zavallı kadını? Sorma sen, olmaz! Hayvanlarda yürümeyi oku da seks bilgin atsın, cahil! Ulan hani kadını koyuyorlardı he? Hani! İmtihanlar bitsin, hemen Ankara'ya gideceğim. Burada kalmak istemiyorum. Bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Bu kadar senemiz beraber geçti. Nasıl ayrılacağız? Ayrılmayacağız tabii. Mektuplaşırız, birbirimizi görmeye geliriz. Bu günleri bir daha yaşayamayacağız. Hepimiz bir tarafa dağılacağız. Doğru be. İlk seneler belki görüşürüz. Sonra kopacak her şey. Aile toplantılarında birbirimizin isimlerini hatırlamaya çalışacağız. Of, çok acıklı konuşma. Sizlere bir şey söyleyeyim mi? Hem mezun olacağım diye seviniyorum, hem de sizlerden ayrılacağım için üzülüyorum. Senenin 15 günü beraber oluruz. Tatillerimizi ona göre tabii ayarlarız. Ah! Harika bir fikir, her yaz beraberiz. Doğru. Ben herhalde sizlerle olamayacağım. Liseden sonra okumayacağım çünkü, evleneceğim. Sen de tatile karnın burnunda gelirsin, ne yapalım? Tamam, dur bakalım şimdi. Çok sayın Yasemin Hanım kardeşim, ileride sizi müstakbel ve kıymetli eşim olarak görmek istikbalimin en büyük ve de en temiz ve kıymetli arzusudur. Yaza yaza yaz geldi, derelere kaz geldi, daha yazacaktım ama mürekkebim az geldi. İsteseydiniz verirdim size canımı bile. Hay Allah'ım, ne zor şeymiş. Of kızım, koca yün ceketli yendi yıkanır mı? Temizleyiciye verseydin keşke. Olmaz. Belki iyi temizleyemezler. İyice temizlenmesi lazım bunun. Eliniz dert görmesin Yasemin Hanım kardeşim. Oh, mis gibi olmuş. Yalnız birazcık çekmiş galiba. O kadar olacak artık. Pek yakıştı, maşallah tığ gibi oldu. Bugün okulun son günü. Ders yok. Sizlerle biraz sohbet edelim. Veda sohbeti. Bütün sene kahrımızı çektiniz hocam. Nasıl olsa birbirimizi hiç unutmayacağız ama sınıfımızın küçük bir hatırasını kabul edin. Çok teşekkür ederim. Ben talebelerimi seneler sonra bile tek tek hatırlarım. Hiçbirini unutmadım şimdiye dek. Ne yüzlerini, ne isimlerini, ne numaralarını. Bana felsefe defterini verir misin? İmtihanlara kadar çekmem gerekiyor da. Tabii. İstersen yarısını ben yazayım. Yetiştiremezsin. Teşekkür ederim Yasemin. Sana o kadar angarya verdim ki, haritalarımı yapmaktan canın çıktı. Rica ederim, seve seve yaptım. Teşekkür ederim, ben yarın oturur çekerim. Nasıl? Yarın bizi dinlemeye gelmiyor musun? Kaç aydır hazırlandık? Moralim çok bozuk Yasemin, affet beni. Nalan için üzülüyorsun değil mi? Evet. Ama aslında iyi oldu, çok
Çok ayrı insanlardı. Fakat bir türlü kopamadım ondan. Gene de gelmeni isterdim. Teşekkür ederim ama çalışmalıyım. Sayın veliler, muhterem misafirlerimiz. Bir ders yılını daha bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Şimdi sizlere öğrencilerimiz üzerindeki otoritenin bir yansıması anlamına da gelen sene sonu gösterimizi sunacağız. Gösteri iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde öğrencilerimiz Hamlet eserini temsil edecekler. İkinci bölümde de klasik Türk musikisinden örnekler olacak. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler, saygılarımı sunarım. Hazır mısınız çocuklar? İnce Saz heyeti nerede? Geldiler hocam, kulisimiz dar olduğundan dışarıda bekliyorlar. Bu gitarlar falan ne burada? Laf olsun diye getirdik hocam. Daha hazırlanmamışsınız bile. 2 dakika sürmez hocam, hazırlanırız. Ya! Ne işin var senin orada? Otobüs bekliyorum hocam! İn oradan aşağıya! Tövbe, Allah kahretsin be! To be or not to be, olmak ya da olmamak, yahut yaşamak ya da yaşamamak, işte bütün mesele bu. Sen suratına bir parmak daha boya süre dur bakalım güzel bayan. Dünyanın sağ tarafı çalkalanırmış. Ondan sonra sen tak takıştır, sür sürüştür bakalım bayan. Yazık ayol şekerim. Çantasını kaptırmış kapkaççı Aysel. Hangi Aysel? Boşver. Boşver demen seni mi? Elbisesini annenle yapmış. Pembe elbisesini gördün mü Aysel? Yılışık olmuş ama. Kim? Aysel canım. Hele son çıktı. Fıstık gibi olan. Sen ey Hamlet! Neden Antalya'daki işçilerin durumlarıyla ilgilenmiyorsun da alıp eline bir kelle dolanıyorsun ortalıkta? Neden kral? Ne olmuş? Ne var? Bırak canım! Çiğnemiyorlarmış. Neyi? Üzümleri! Üzümler çiğnenmeyince şarap üretimi aksıyor, buna bağlı olarak da saray şarapsız kalıyor. Ben de kafayı bulamıyorum. İçim ölüm gibi simsiyah! İmdat edin ey melekler! Çökün artık ilaççınızlar! Cevaplarını versene! Laflarını söylesene be! Sufle! Sufleydi ya! Hadi Hamlet, biraz da sen Hamlet! Dur be, çıldırdın mı? Ne yapıyorsun sen? Bırak beni ya! Süpürgesi yoncadan eminem! Süpürgesi yoncadan eminem! Gayet beni inceden oy! Gayet beni inceden oy! Oy dağlar dağlar bana eminem! Oy dağlar dağlar bana eminem! Su vermez çaylar bana oy! Su vermez çaylar bana oy! Rüzgar, kar, hepsi bir günde geçti. Bir tek sen geçmedin bu yoldan. Gözlerim yoruldu artık beklemekten. Yoksa bulutlara mı karıştın benden uzaklaşmak için? Kaçma, kaçamazsın benden.
Sen bulutsan ben de yağmurum. Gene de seninle olacağım. Dağlardan, tepelerden aşıp denizlerde olacağız. Ve sen gene benim olacaksın. Bağışlayacaksın beni değil mi? Seni ne kadar sevdiğimi anlayamadım. Bundan sonra hep beraber olacağız.